Ha, gel. Yedin herhalde. Aç şey, aç. Aman efendim, buyurun. Kimleri görüyorum, buyurun, buyurun. Allah'ım yarabbim ya. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi hepiniz hoş geldiniz. Eşimin günden arkadaşı Naime Hanım. Eşimin arkadaşının eşi Bahadır Bey. Ve hiç çağırmasak da Konya'da otobüste buraya kadar gelen Mesut Enişte. Aa, ne demek hayat ya. Ne zaman istersen o. Onu diyorum işte ya. Onu diyorum, istemiyoruz, istemiyoruz diyorum ya. Aa. Neyse, neyse. Hah, dostlar, bugün bir yuvayı kurtarmak için toplandık buraya. Betan abla, bunu mu boşuyorsun kız? Boşuyor mu bunu? Bunu gönderiyor mu? Kapının önüne mi koyuyor bunu? Ha, bunu mu boşuyor? Ablam yok, yok, yok! Yavrum, bu yuvası yakana yok! Yavrum, ben yok, yok! Ne yapma, ne yapma, ne yapma! Ne yapma. Tamam, ne tamam, bendeyiz. Mehtap, 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 bendeyiz. Mehtap, bendeyiz. Lütfen Metin ol, kurban olayım ya. Dostlar, dostlar, bugün benim kızımla damadın evliliklerini kurtarmak için burada onları ikna etmek için çalışacağız, tamam mı? Tamam, tamam Hayat abi, ben konuştum, ikna edeyim, seni merak etme. Sen konuşmuyor ki, kusuyorsun. Konuşma, sen neymişsin bu kadınsın ya? Bu konuşunca benim giydiğimi bulamıyorum. Ben acayip bir kadınsın. Ben geçen var, ne yaptım biliyor musun? Aşka geldim, bilgisayar şifresine bunun adını koyayım dedim, yetersiz karakter diye attı beni makine. Ya, sen nasıl konuşacaksın? İnsan içinde düzgün konuş benimle. Sen o anan var ya, sen o anan, anan. Sen anan, anan, sen anan, sen ağzını oturtsun, sen anan. Hayati. Biz bunları çağırmıyor muyduk? Yo yo, örnek olsunlar diye çağırdım. Ay neyin örneği? Bu nasıl örnek ya? Kötü örnek. Vallahi hiç olmazsa bunları görünce belki böyle kendi kıymetlerini anlarlar diye düşündüm ya. Hayati, bazı sözleri barıştıracağız deme, ayrılmayacaklar. Ya ayrılmak diye bir şey yok Mehtap. Aklından çıkar Allah aşkına ya. Ayrılmak mı ayrılmak yok. Biz de seninle tartıştık zamanında. Ayrıldık mı? Hayır. Bak biz güçlü olursak onlar da güçlü olurlar. Ama bak çocukların yanında sakın geldikleri zaman ağlama. Her şeyi berbat edersin ha. Tamam tamam, metanetli olacağım. Ha. Söz veriyorum, metanetli ol ya. Tamam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman 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 aman. Yuvaları dağıldı yavrumu. Her şey üzerime, üzerime geliyor. Ben böyle, böyle, böyle. Ya ne yapıyorsun ya? Ne konuştuk biraz önce? Ya ben üzüntüden ne yaptım biliyorum Allah'ını seversen ya. Ya kızım ne oluyor, niye ayrılıyorsunuz? Ya babacığım tamam lütfen yapma böyle. Biz oturduk, konuştuk. İyi. Tamam olmuyor işte, olmuyor. Ne demek olmuyor? Olmuyor. Ya biz de böyle olsun istemezdik ama babacığım bitti yani. Bitmez, bitemez. Ben bitti demeden bitmez. Allah aşkına yapmayın ya. İlk fırtınada hemen yelkenlerimi indireceksiniz. Bu bir oyun mu? Oyun mu ki bitsin? Hayır ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Ya babacığım, biz oturduk, konuştuk, o kadar uğraştık, ettik. Sonuçta bir karara vardık. Lütfen buna saygı duyun. Lütfen. Duymuyorum, duymayacağım. Tamam mı? Duymuyor mu? Anneciğim ya. Ya anlayın lütfen ama ya. Bazı sorunlar var ve çözemiyoruz. Hayır, çözemiyoruz diye bir şey yok. Her şey çözülür ya. Bak bize, 35 yıldır biz de böyle şeyler yaşıyoruz yani. Nasıl çözdük? Konuşmuyorum, duymuyorum. Konuşmuyorum, duymuyorum. Ne oluyor? Böylece her şey ortadan kayboluyor. Ya ne demek her şey ortadan kayboluyor? Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Sihirbaz mıyız biz? Bak şimdi. Ya sen sihirbaz dedin, benim aklıma geldi. Ya çok acayip bir hikaye. Ya bizim Hudugin Cafer vardı. Mehtap sen bilirsin. Aa da başladık tura. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha ha o kız. Vallahi yine bildi. Ne hafıza var kız sende? Ya bak. Tövbe yarabbim ya. Bu bizim Cafer sihirbazlık yapıyor. Böyle uçuyor. Ne bileyim, böyle gizleniyor. Yok oluyor birden. Böyle bismillah ortadan nah böyle ikiye yarıyor vücudumu. Bak, hokus pokus işler yani. Ya bu bir gün bugün göstersin ha. Abazya Cumhurbaşkanı geliyor mu?
Bunu izliyor diyor, wow diyor ya. Wow diyor hatta. Bu diyor ki, sen dam diyor, benim aradığım darım gıda ve köy işleri bakanısın. Benle gel. Bu satıyor tavşanı, şapkayı. Özel helikopterle diye gidiyor Acapulco sahillerine. Nereye? Acapulco sahilleri. He? Acapulco sahillerinde bunu kim karşılıyor? Manguş baba. Manguş baba. Bak sen ya, çok acayip. Meğer Manguş baba orada sahne alıyor. Manguş baba diyor ki, ben diyor müziği bıraktım diyor. Ticarete gireceğim diyor. Buranın diyor avokadosu çok iyi. Gel seninle bilaki işine girelim. Cafer bunları alıyor. Barbunya bulmak için Barbunya adalarına götürüyor mu? Bak, bak, bak. Ya Barbunya adalarında bunlar bir tane Barbunya bulamayınca bizim Mahus sinirleniyor. Elindeki deflen bu dalıyor mu? Bak, bunlar birbirine giriyor mu? Bunları sınır dışı ediyorlar. Ya Cafer işsiz kalınca İstanbul tekstil ve ham maddeleri personel sınavına giriyor mu? Ya orada da birinci oluyor mu? Ya bunun daha yeni de Sirkeci otogarına çıkıyor mu? Demem o ki, o çocuğa ne oldu belli de. Ne acayip çocuktu o da. Allah da sana senin gibi bir enişte nasip eylesin, ne diyeyim ya? Allah aşkına biz de konuşuyorduk ya. Vallahi unuttum ha. Ama aslında unuttuğumuz iyi mi oldu acaba? Ha? İyi oldu. Ha? Tabii ki iyi oldu unuttuğumuz. Sonuçta kafamız dağıldı değil mi annem? Ha? He. Kafamızdaki dertler bitti gitti. Hayır anne, öyle dertler bitti gitti diye bir şey yok işte. Öyle dertleri böyle halının altına süpürdükçe onlar orada büyüküyor, sonra daha çok pisletiyor ortalığı. Bu da mı pisletiyor ortalığı? Abla. Ya Allah aşkına, ben din ve küfreden Müslüman olsa, benim bir tane çubuğu aldım böyle diyelim. Benim böyle halıda, salonda halı yok mu halı? Ha. Halıya böyle yapsam bir tane pamuk şeker gibi bunun saçları çıkar. Elinden çıkıp bırakmıyor ki. Pislik olmaz. Sus sen. Konuşma. Sen konuşuyor musun? Beni sinir bozuyor. Bak burada misafirle gezin ki sana sinir bozma. Azıcık o makyaj malzemeleri var ya, onları ye ki içinde güzel. Ya pardon, bir şey soracağım. Pardon, siz evli misiniz? Ya sen çok onu yaşma he. Maalesef. Evet. İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ben bakın hiçbir şey söylemiyorum. Mükemmel bir örnek. Mükemmel bir örnek. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. İşte görüyorsunuz. Ya Allah aşkına. Bunların evliliği devam ediyorsa sizinki haydi haydi devam eder ya. Ya ne demek baba ya? Şimdi onların evliliği kendine, herkesin evliliği kendine. Yani öyle evlilikler yarıştırılır mıymış yani? Onların problemlerini ben bilmem. Vallahi bence bizim sorunlarımız çok daha büyük. Ya neymiş sizin sorunlarınız? Neymiş, neymiş? Hele anlat bilek ya. Şiddetli seçimsizlik. O ne lan? Ya baba, biz hiçbir şey böyle oturup beraber seçemiyoruz. Karar veremiyoruz ortak. Ben dedim ki, şöyle hafta sonu etkinlik olsun, kursa yazılalım dedim. Tango'ya gitmek istedim. O istemedi, anlaşamadık. Ya iyi de canım, ben de böyle keçeden aksesuar yapma kursu var. Ona gitmek istedim. Lan rahatsız. Lan bu mu sorununuz? Ya baba, o sadece bir örnek. Şeyde de anlaşamıyoruz, parkeleri yaptıralım dedik. Ben istiyorum ki flamengo beyazı. O istedi siklemen. Ya baba, parke olur mu siklemen? Kızım sen de niye bu adamı siklemen? Ya da ne bileyim, başka bir renk için üzüyorsun ya. Benim anlamadığım gerçekten ayrılık sebebi bunlar mı? Ya çıldıracağım, aklımı kaçıracağım gerçekten. Ne kadar ufak daha böyle sudan sebepler bunlar, ha? Ya böyle ilk karşılaştığınız anı hatırlayın, ilk göz göze geldiğiniz anları hatırlayın. Hiçbir güzel zamanlarınız olmadı ya. Ya yanlış mı konuşuyorum? Doğru konuşuyorum Metin abla, doğru konuştum. Mesela ben bunu ilk gördüm, böyle kaldım bak. Ha böyle kaldım. Nasıl? İlk görüşte aşk mı? Yok ki, bir fıtığı. Ben bunu gördüm, bütün benim iliğim çekildi.
Belimin suyu çekildi. Böyle kaldım. Alan dedim. Alan dedim burası tip dedim. Alan sen bunu yarattın, niye ortaya saldın dedi. Böyle konuştum, kendi kendime de konuştum bayağı. Allah aşkına ya, ben bunu ilk gördüm. Ben seni ilk gördüm zamanı hatırlıyorum. Ben bunu ilk gördüm, bir baktım kirli sakalı bırakmış. Lan fondöte mi, fondöte? Lan fondöte olmaz, böyle fışkırmış suratı, lan fondöte falan olmaz. Dedim kızım, bu ne dedim ya senin suratındaki? Bu nedir dedim böyle, ben de kirli sakal seviyorum. E dedim, seviyorsun da niye bırakıyorsun? Kirli sakalı erkek tarafı bırakır, sen niye bırakıyorsun dedim. Yok illa seviyorum falan. Bir de sakalları görsen böyle zımpara gibi serser. Geçen bunu bir öpeyim dedim, suratıma egzam oldu komple. Konuşma lan. Bırak Allah aşkına. Laf valla teli çıkaracağım lan. Sırtım kaşınınca bunun suratına sürtünüyorum. Ne çıkacak? Özelimizin erkeği milletin önünde. Allah aşkına. Ay benim burada yavru yuvası yıkılıyor. Siz neler konuşuyorsunuz ya? Yani tamam abartma sen de yuvası yıkılıyor falan. Olmadı. Şey ayrılıyoruz da sanki ölüyoruz burada ya. Bak çocuğum renktir, seçimdir. Bunlar böyle yani ünlülerin dertleri olması lazım ya. Siz haklısınız. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Bak şimdi. Sen ünlü dedin, benim aklıma geldi. Ya, bizim dernekte Osman'ın oğlu vardı, Aliço. Mirta, sen bilirsin. Aa, vallahi bunu bildim. Yo, o del, del, o del. Ya, o del. Nasıl değil lan? Osman abi işte. Yo, ana kızı yok, o del. Lan onun oğlu Sarı Aliço. Yo, del, bana, del, del, bana. Bilmiyorum lan, bilmiyorum. Ben tamam, bilmiyorum. Yemin ediyorum artık ben bu adamı dövmek istiyorum. He kız? Benim bu ya. Vallahi o var. Bak şimdi. Ya bu Ali Çoğun bir kaynı var. Sixpack Necip. Bak. Bahçıvan olan kız Sixpack Necip. Bahçıvan, bu belediyenin park ve bahçelerinde böyle vrr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 r
bunu arkasına bir adam alkış tutuyor. Ya Necip böyle arkasını bir dönüyor adam kim? Brad Pitt'ti. Brad Pitt'ti. İnanılmaz ya. Brad Pitt bu ha diyor ki, ya diyor, ben diyor Doğu Ekspresi'yle diyor Kars'a gidecektim. Ama sen diyor, this is incredible diyor ya. Bu Necip alıp New Jersey'deki evine götürüyor mu? Neredeki? New Jersey. Orada bir evi var, bak. Ya bu orada başlıyor bahçıvanlığa. Ama bak, Necip Üçkin, Necip Kastı. Ya Necip günah davetkar. Wow! Wow! Bak, bu bir gün eve gümeci ekiyor böyle böyle. Ya bunun arkasından Angalina buğa yanaşıyor mu? Angalina kalkayım ya. Ya Angalina Jolie yok mu bunun karısı? Angalina geliyor buğa böyle arkasından yanaşıyor mu? Ben de Brad'den çok sıkıldım diyor. Hiç de heyecanımız yok. Ya bunlar Lale'de de parlak dayt işine giriyor mu? Bizim Brad'de Fight Club'dan arkadaşlar toplayıp bunların peşine düşüyor mu? Bak şimdi. Ya bunlar Laleli'de ihracat artığı barlak dayıtları böyle kolilerken bunları dükkanda basıyor mu? Bir yandan Fight Club, bir yandan Diet Club bunlar birbirlerine giriyor mu? İtti vurdu, düştü kalktı derken bir etti yerde barlak dayıtları görüyor. De git ya. De git de. Ben bu dayıtları diyor Virginia'nın sosyete pazarında diyor okuturum. Ah, ticari zeka. Üç renk daytı $10 okutuyor mu? Ya demem o ki, bizim Brad Pitt alıyor daytan parayı, Necip alıyor Angalina'yı. Bu da böyle bir hikaye işte. Ya, acayip ya. Adam dönme dolap gibi lan. Vallahi alıyor, bindiriyor, uçuruyor, gene aynı yere bırakıyor. Çakma suna yakın. Bak anne, arada sevgi, saygı varsa senin bu dert dediklerin düşer. Söyleyeyim bak. Anneciğim, tamam da başka şeyler de var şimdi ya. Allah Allah, bizim derdimiz, şeyimiz bir de
biz artık birbirimize çok heyecanlanmıyoruz. Öyle kıpraşmıyoruz yani. Kıpraşmıyoruz mu? La biz de ananla kıpraşmıyoruz. Allah Allah. Ha dayımın oğlu ha anan. Abartma lan. Ya bir sen ayı ya. Allah Allah. Ya benim okeydeki eşim bile anandan beni daha fazla heyecanlandırıyor ya. Lan hayatım. Bu kadar açık olmana gerek yok herhalde. Ya Mehtap bir saniye bir şey anlatıyorum şurada ya. Ben her sabah işe giderken ah bilimi doldurduğum makineden çıkan ses anamdan beni daha fazla kıpraştırıyor. Ben ne yapayım şimdi? Evliliğimi bitireyim. Lan zaten bitmiş bu evlilik. Neyi konuşuyorsun? Seninle sonra konuşacağım. Allah Allah ne dedin ben ya? Lafa gir lafa. Ah. Replik sende. Lafa girmeyin. Angıracığım, ne bağırıyorsun ya? Benim ağzım dilim yok mu? Ben kendi kararlarımı veremezdim. Nasır kılıklı, nasır, nasır. Nasır neymiş? Ayağımdaki nasırsın, nasır. Ayağımdaki nasır. Ayağımdaki batarsın, batar. Basar mı olsun? İnşallah Begüm, nasıra basarsın da ay nasıl bıraksın lan? İnşallah ona basarsın. Sana konuşma. Sana konuşur da beni güldürme. Ben sana gülmemem lazım, terbiye etsin. Konuşma, ne konuşsun bana? Bizi terbiyesi konuşuyor. Komik miyim ben, neyim bu? Koltuk altımı ter, koltuk altımı ter. Çocuklar, ben size şimdi bir yardımcı olayım. Abiniz olarak bir akıl fikir vereyim size. Abiye bak. Allah aşkına, senin abin oldu da ben abi olmayacağım. Hadi, hadi! Baş karışma be! Çocuklar, ben size bir ana fikir verip bitiriyorum. Birbirinizden ayrı kalırsanız birbirinizi çok özlersiniz. Tamam ya, Allah Allah. Doğru söylüyorsun. Tamam. Yani... Arada birbirini özlüyorum yani. Onu mu özlüyorsun? Ama çok bazen, aşırı bazen. Özlüyor mu kız bari? Ben özleyince ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Hayvanlar parçasına gidiyorum, öküze, ayıya bakıyorum geçiyor. İşte bu yüzden bazen iyi anlaşıyoruz. Çünkü ben de çok ortaklıktan var. Ben de bunu özleyince hayvan belgesel kanalı açıyorum. İleri kanallarda var ya. Gidiyorum onları açıyorum, buna bakıyorum. Sen hangi kanalı açtın belli? Kanalizasyon herif. Anlarsın, sen cazan mısın? Ben var ya geceleri ne yapıyorum biliyor musun? Geceleri. Geceleri hep bunun fotoğrafına bakarak uyuyorum biliyor musun? Aa. Öyle bakıyorum, puh diye tıkırı kapatıyorum. Terbiyesiz. Lütfen ama, lütfen. Yapmayın, tamam. Bir şey söyleyeceğim ya, bizi barıştırmaya gelmişler ama yani şurada baktığım zaman... ...herkesin ilişkisi falan bizimkiden çok daha fena. Aranız fena limonu yani. Bak evladım, sen benim kızımı gelinlikle gördüğünde... ...bak seninle aynı kursa gitmezsek senden ayrılırım mı dedin, ne dedin? Yok canım baba, olur mu öyle şey? Yani ben onu öyle gelinlikler içinde görünce... ...işte hayatımın geri kalanında hep beraber olacağım melek bu diye düşünmüştüm. He. Sen ne dedin lan beni gelinlikle görünce? Bismillah dedim. Allah beni koru ya Rabbi dedim. Ben seni görünce vallahi korku filmi sandım. Halka 2 zannettim seni, Halka 2. Samara sandım seni. Lan o zaman halka mı vardı? Benim işim vardı. Ulan o kız bile, o kız bile kuyudan çıkıyor. Bunu nereden çıktı belki? Sen sen konuşma. O kız temiz temiz. Sen bir çıktı çıkıyor konuşma. Bana başıma sen. Hadi bakalım hadi. Sen ne dedin beni gelinlikle ilk gördüğünde? Dedim şu kiralık gelinliğin başına bir şey gelmedin. Bir iade. Bitik hayat. Ya ne alakası var? Sen niye büyütüyorsun böyle bir şey? Ya tam... Ya bir durun. Allah aşkına yapma. Susun. Bir şey soracağım baba. He. Siz kaç yıllık evlisiniz? 35. Siz kaç yıllık evlisiniz? Biz mi? 25. Bir ömür gibi geldi. Bana bir asıl gibi geldi. Ne asıl geldi? Bana gel. Sana bir şey söyleyeceğim de... ...yani bunların bu kadar evlilik sürdürdüğü bir durumda... ...bizim destan yazmamız lazım ya. Bence de. Ben damat. Bize laf mı sokuyorsun sen? Ya bence de ya. Vallahi tamam ya, tamam. Farkeler de gerekse siklemen olsun, şey ol, ne olursa olsun tamam ya. Tamam ya. Tamam. Ben de tango kursuna geliyorum ya. Vallahi. Sinem. Ha? Seni seviyorum. Ay ben de seni seviyorum aşkım. Gidelim, ben darlandım. Hadi. 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 Görüşürüz. Ama ben seni ararım. Vallahi başardık. Yuvalarını kurtardık. Size de artık ihtiyacımız kalmadı. Yürüyün gidin lan, bir daha da gelmeyin buraya. Hakikaten. Ne çağırıyorsun Osman evine? Hem çağırıyorsam kendi konuşsun. Ne çağırıyorsun evine Osman? Şurada iki dakika oturdum da Kur'an gelmiş. Benim karıma kimse konuşamasın. Benim karıma, benim dışında kimse bir şey konuşamasın. Bak seni, seni üçüncü derece yanık yaparım. Hadi lan orada konuşma. Seni! Seni daha geldi. Kıra et seni. Konuşun geldim başkanım. Allah'ın manyakları. Başkanım konuşun geldim. Lan yürüyün gidin. Valla salon. Puh. Lan kapıya sık. Oh be. Vallahi kurtulduk ha. Çocukların yuvası kurtuldu, senin yüzün niye gülmüyor? Sen şimdi kendi yuvanı düşün Hayati. Sen o lafları yoksa ciddiye mi aldın? Ha sen o lafları yoksa ciddiye mi aldın? Neyi alacaktın? Oy, ömrümün kadını.
Ben nasıl heyecanlanmam senin bana günaydın dediğin her güne? Ha? Ben nasıl unuturum senin o gelinliğinin yanındaki çiçeğin böyle gerdanlarına dökülmesini? He? Doğru mu söylüyorlar? Vallahi. Vallahi kız. Tamam, hadi affettim hayatım. Bak şimdi. Sen Hayati dedin, benim aklıma ne geldi? Ya bizim Mehtap'ın kocası var Hayati. Mehtap, sen bilirsin. Abo, lan bu başka bir boyuta geçti ha. Uçtu o. Gel. Ya o. Ya bak şimdi. Bu babadan... Dur sen gitme. Bak şimdi bak. Ya bu babadan bir arazi kalıyor. Çok değerli ha. Dur sen gitme. Bak. Bak şimdi ya. Dur ya. Bak şimdi sen. Gözlüktün ayı bak şimdi. Ya bak. Bu araziyi 500 bin marka satıyor mu? Mark ya. Alman markı vardı ya. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.